Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, peynirli, sebzeli, şipşak yapılacak tuzlu bir çörek yapıyoruz. Pizza gibi. Buyurun tarife. Önce 5 adet biberimizi ince ince dilimliyoruz. Ben kıl biber kullanıyorum. Dolayısıyla daha ince dilimlemek mümkün oluyor. Yarım da kapya biberim var. Renk olsun ve kapya biberi biraz daha şekerli olduğu için, tat katması için yarım kapya biberi koyacağım. Sıra geldi kapya biberlerimizi ince dilimlemeye. Mümkün olduğu kadar ince yapalım ki içinde daha güzel özdeşleşsin. Biberlerimizden sonra bir avuç maydanozumuz var. Maydanozumuzu da güzelce diliyoruz. En son bir adet kabağımız var. Kabağımızı rendeliyoruz. Suyunu sıkıp doğradığımız diğer sebzelerin yanına ekleyeceğiz. Şimdi 3 yumurtayı kasemizin içerisine alıyoruz. Üzerine de 1,5 çay kaşığı tuzumuzu koyuyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı suyuyla birlikte yoğurt koyuyoruz. Yapılışı kolay, malzemesi az, ucuz ve lezzetli. Yoğurdumuzla birlikte de güzelce çırpıyoruz. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar şekerim var. Şekeri de ilave ediyoruz. 1 su bardağı kadar klasik 200 mililitrelik su bardağı unum var. Fakat unu eleyerek koyuyorum. Topaklanmaması için, unun daha iyi performans gösterip kabarması için mutlaka hamur işlerinizde unu eleyerek koyun arkadaşlar. Normalde ben önceden eliyorum, size göstermiyorum ama bu 1 su bardağı olduğu için sadece göstermek istedim size. Güzelce karıştırıyoruz şimdi. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 paket hamur kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. İyice karışmasını sağlıyoruz. Şimdi 2,5 yemek kaşığı kadar çatalla ezdiğim beyaz peynirim var. Siz lor peyniri de koyabilirsiniz. Bunu da güzelce karışıma yediriyorum. Ve ayıklamış olduğum, dilimlemiş olduğum sebzelerimi hemen kabıma ilave ediyorum. Çok leziz, çok lezzetli. Hakikaten damakta tat bırakan güzel bir sebzeli çörek oluyor bu. Kabağımızı da koyduktan sonra güzelce hepsini karıştırıyoruz. Bütün malzemelerin iyice karışmasına özen gösterelim. Ve hamurumuz hazır. Böyle bir borcamıma, ben fırına dayanıklı borcamın içine yağlı kağıdımı serdim. Ve hemen yağlı kağıdımızın üzerine alıyoruz. Yağ sürünmüş bir kap da olabilir. Ama borcamlara bazen yapışabiliyor.
eğer ki yağlı kağıt sürerseniz daha iyi performans alıyorsunuz. Hiç yapışmadan rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Şimdi karışımımı güzelce yayıyorum. Her yerin eşit olmasını sağlayarak. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Önceden ısıtılmış alt üst fanlı fırında bir 15 dakika pişireceğim. Sonra çıkaracağım, üzerine ilave yapıp bir 10 dakika daha pişireceğim. Bir girsin fırına, çıksın, görüşelim. Çüreğimiz 15 dakika çok güzel fırınımızda pişti. Şimdi üzerlerine rendelemiş olduğum yağlı bir bergama tulumumu koyuyorum. Siz istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Kaşar peyniri rendesi de koyabilirsiniz. Ama İzmir tulumu, bergama tulumu bu işi çok güzel görüyor. Bu aşamada koymanız önemli. Peynirler yanmamalı. Çöreğimiz pişene kadar vaktimiz olsun. Ondan sonra koyuyoruz. Şimdi fırına tekrar veriyoruz. Isıyı 180 dereceye indiriyorum. Bir 10 dakika daha pişecek. Görüşelim. Çöreğimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçsin. Çok kaynar çünkü. Hemen servis edelim. Bir de iç dokusuna bakalım. Evet, biraz ılıdı çöreğimiz. Hemen şöyle dilimlemek istiyorum. Yumuşacık, evde olan az malzemeyle, ucuz, lezzetli. İster beş çaylarınızda, ister kahvaltılarınızda zevkle yiyebileceğiniz, çocukların da gençlerin de çok sevebileceği bir çörek oldu. Evet, bakar mısınız arkadaşlar? Nefis bir çörek, pizza gibi çocukların da çok severek yiyeceği, sebze yiyeceği bir yemek oldu. Hemen tabağımızı alalım. Gördüğünüz gibi 5 dakikada şıpşak hemen hazırladık. 15-20 dakika kadar da fırında pişirdik. Evde bulunan malzemelerle az malzeme kullanıp ucuz, ekonomik ama çok lezzetli bir sebzeli çörek hazırladık. Sebzeyi sevmeyen çocuklarımıza da pizza gibi sanki onlara özendirip yedirebileceğimiz bence çok lezzetli ve sağlıklı bir çörek oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bana hak verirsiniz. Deneyip de karar verirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarını da merakla bekliyorum. Lütfen bana yazın. Oldu mu, beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Olumlu ya da olumsuz. Deneyip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Eğer ki bu videoda sizinle ilk defa karşılaştıysak lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirim zili çok önemli. Paylaştığımız her tarif paylaşılır paylaşılmaz size bildirilir ve tariflerimizi asla kaçırmamış olursunuz. Bu da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sakın unutmayın, kanalıma abone olmak ve bildirim zilini açmak tamamen ücretsizdir. Sadece bana destek olmuş olursunuz. YouTube algoritması dolayısıyla videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Eğer ki videolarıma emoji olsun, yorum olsun, beğeni olsun yaparsanız videolarım daha çok kişiye ulaşır. Ben de size dua ederim, minnettar kalırım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için bu dakikaya kadar. Umarım tariflerim size faydalı oluyordur ve beğeniyorsunuzdur. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Bay bay.